Merhaba arkadaşlar, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler. Bugün yollara düştük, Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Kahramanmaraş'ta Pırnız Yaylası varmış arkadaşlar. Orada da Göksun Nehri varmış, yani sulu bir bölgeye gidiyoruz. Piknik alanıymış, hem de alabalık tesisi varmış. Tabii ben internetten incelediğim kadarıyla anlatıyorum ve şimdi gidip göreceğiz. Şu anda saat 12'yi çeyrek geçiyor. Bakalım saat kaçta orada olacağız? İnternette yine 114 kilometre görünüyordu Gaziantep'le Pırnız Yaylası mesafesi. Bakalım biz ne kadarlık mesafede yol kat edeceğiz, kaç saatte orada olacağız ve yaylada neler var? Video izlemeye devam. Arkadaşlar, Pırnız Yaylası'ndayız şu anda. Size gezdireceğim etrafı da. Ne kadar sürdü derseniz, Gaziantep'ten Kahramanmaraş Pırnız Yaylası 12.15'te çıkmıştık. 1.15'te buradayız arkadaşlar. Yani 1 saat kadar sürdü. Tabii hızınıza bağlı, gidiş hızınıza. Daha yavaş giderseniz 1.5 saatte de burada olma ihtimali yüksek. Evet arkadaşlar, bakalım burada neler varmış. Video izlemeye devam. Arkadaşlar, Pırnız Yaylası'na geldiğinizde eğer mangalınız ya da yanınızda erzağınız, kebabınız yoksa burada böyle balık ve mangal türü yemekler de mevcut. Aç kalmazsınız yani. Biz balık söyledik ama diğer et ürünlerini de yapıyorlarmış. Bu şekilde de şöyle göstereyim. Tahtlarda oturuyoruz arkadaşlar. Tahtta oturduğumuz yerde suyun başında, şöyle yine etrafı göstereyim, suyu da göstereyim. Suyun başında böyle keyifle yemeğimizi tüketiyoruz. Arkadaşlar, balığın üzerinden de böyle bize bir meyve tabağı geldi. Tabii bu ikramlık. Gözü gönlü bol olan Ufuk Bey sağ olsun, işletmenin sahibi bize böyle bir de meyve tabağı hazırlamış. Arkadaşlar, burada bir de böyle semaver gibi çay hizmeti var. Közde çay arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim size ateşi. Bakın arkadaşlar, közde çay var burada. Tabi bu da ücrete tabi. Yine bu tahtlarda 150 TL taht ücreti ödeyenler ayrıyeten böyle bir çay da isteyip semaver şeklindeki çayını yudumlayabilir burada. Arkadaşlar, Pırnız Yaylası, Kahramanmaraş'ın aslında doğa harikası bir yer. Şimdi size göstereceğim tek tek etrafta ne var. Tabii buradaki yararlanabileceğiniz imkanlardan da bahsedeceğim. Ama en önemlisi doğal hayatın içerisinde piknik yapmanız. Şöyle de göstereceğim etrafı size. Mesela şurada çardaklar var. Arkadaşlar, suyun sesini duyuyor musunuz? Göksun Nehri suyu bu. Böyle Pırnız Yaylası'nda da çok güzel bir şekilde bu suyun sesinden faydalanabiliyorsunuz. Görüntü de harika, muhteşem bir yer. O kadar güzel bir yer ki, yani gelip görmeniz gerekiyor. Bakın, su da çok güzel, berrak, mis gibi ve bu suya da giriyorlar. Şimdi ben de gireceğim, ayaklarımı suya sokacağım. Ah, buz gibi suyu da. Ya kuş sesi eşliğinde, su sesi eşliğinde mis gibi bir hava var. Su buz gibi, çok güzel. Ben terliklerimi giydim, geldim. Yanımda terlik getirmiştim. Ya bu suya gelmişken bu sudan faydalanmadan gitmek olmaz. Mükemmel. Gaziantepliler, gelmediyseniz Pırnız Yaylası'na mutlaka gelin. Ben de ilk defa geliyorum. Bir Gaziantep'li olarak daha yeni keşfettim. Size de özellikle çekiyorum bu videoyu ama Gaziantep dışından da Kahramanmaraş'a gelmek isteyenler ya da gelenler buraya mutlaka ziyaret etmeliler. Mükemmel bir yer. Arkadaşlar, biraz daha derin olan yerden geçeceğiz. Çünkü karşıdaki şelaleyi size göstermek istiyorum. Akıntı da mükemmel. Çok zor yürüyorum. Ama geçeceğim. Az kaldı. Düşmezsem inşallah, inşallah. Allah'ım, zorlu bir parkur. Akıntı var, akıntı var. Ondan zorlanıyorum.
ama geçtim. Evet, ha geçtim. Çok şükür. Şöyle size şuradaki mini şelaleyi göstereceğim arkadaşlar. Küçük şelaleyi sizlere göstermek istiyorum. Sesimi umarım duyuyorsunuzdur. Harika. Ses ne kadar yoğun. Akıntı çok fazla. Bu da Fırnız yaylasının, Fırnız'ı bir türlü ezberleyemedim. Fırnız yaylasının küçük şelalesi. Arkadaşlar mükemmel bir yer ama ben böyle kanter içinde kaldım. Suyun üzerinde çok zor duruyorum. Hadi telefon elimde düşeceğim diye ödüm kopuyor. Şükür daha düşmedim ama şimdi yine o derin yerden geçeceğim. Tekin orası değil sanki. Burası mıydı geçtiğimiz yer? Arkadaşlar derin olduğu için akıntı aslında yoğun, akıntıyı görüyorsunuzdur. Ay geçeceğim, ben bu akıntıyı geçeceğim. Ya kilolu olmak da biraz avantaj. Terliğim gitti. Tekin gitme, Tekin gitme, gitme gitme, bırak gitsin. Arkadaşlar terliğimi tutuyorlar. Ah tuttu, tamam. Tamam. Terliğim gitti. Neyse bana bir şey olmasın, ben sağlamım. Terliğimi beyefendi sağ olsun yakaladı. Çünkü aşağı tarafta da insanlar var. Arkadaşlar burada tuvalet mevcut. Mescit mevcut, namaz kılmak isteyenler için. Artı içecek büfesi var. Yemeğini kendiniz buradan da isteyip yiyebiliyorsunuz. Kebap türleri mevcut. Alabalık da mevcut. Biz balık yedik. Ve burada salıncak mevcut arkadaşlar. Böyle salıncaklar var. Çardaklar var zaten, görüyorsunuz tahtlar. Tahtlarda insanlar oturuyorlar gönül rahatlığıyla. Ama bu tahtlar, yemek buradan yerseniz ücretsiz. Şayet yemeğinizi kendiniz getirirseniz 150 TL arkadaşlar ücret alıyorlar. Burada da bir tane çocuklar için oyun alanı yapmışlar arkadaşlar. Kaydırak var, salıncaklar var. Şurada da yine sallanıyorlar. Gördüğünüz gibi çocuklar eğleniyorlar. Suya da giriyorlar. Arkadaşlar su burada ikiye bölünüyor. Şöyle üst kısımda da var. Yine küçük bir akan çay. Ama tabii alttaki çay çok daha büyük. Burada da yine bir tane çardak var. Ben şu an üst kısma geçtim. Üst kısmı geziyordum. Buraya da şöyle bir inelim aşağıya doğru. Şöyle şuradan da size bir çekeyim görüntüyü. Tabii aşağıya inilebiliyor arkadaşlar. Kayaların üzerinden yürüyüp suya doğru gidebilirsiniz ama burada tabii akıntı çok fazla. Burada suya girilmez. Çocuklar burada da suya girmiş. Tabii burası daha engin. Çocuklar için daha iyi. Diğer alt kısımdaki çayda akıntı çok fazla ve derinlik var. Çocuklar burada daha güvenilir diye burada girmeyi tercih etmişler. Fırnız piknik alanının bir tarafı dağ. Dağdan çok güzel esintiler geliyor. Bir tarafı da arkadaşlar şöyle göstereyim. Nehir. Göksun Nehri arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Size Kahramanmaraş'taki Fırnız piknik alanını gösterdim arkadaşlar. Gaziantep'liler çıkıp gelip görmelisiniz bu doğa güzelliğini.
Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve videomun da devamının gelmesi için abone olup destek olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.